Hayırlı Ramazanlar. Bugün iftar sofrası için öneriler vermek istiyorum size. Bütün gün açlıktan sonra seçeceğimiz yiyecekler mide ve sindirim sistemimizi etkileyebilir. Alacağımız yiyeceğin aynı zamanda kan şekerimizi, düşen kan şekerimizi de çabuk bir şekilde toparlaması, enerjinizi iyi kullanmanız sahura kadar gerekiyor. Bu yüzden öncelikle iftar yediklerle başlamak istiyorum. Tabii ki orucu açarken su çok soğuk olmasın lütfen. Oda sıcaklığından birazcık serin olsun ama çok çok buz gibi su saatlerdir boş olan midenizde kramplara, gaz ağrılarına, şişkinliklere sebep olabilir. Serince dışarıda bir suyla başlayabilirsiniz. Tabii sizin tercihinize göre bu bir hurma da olabilir, zeytinle de açılabilir. Ben genelde hurmayla açıyorum orucumu çünkü hurmanın içerisindeki lifler, içerisinde bulunan şekeri dengeliyor. Yani kan şekerimiz çok daha güzel bir şekilde toparlanıyor ve çabuk düşmüyor. O yüzden ben hurmayla açıyorum. Peynir 1-2 dilim. Yanında ceviz yerine fındık olabilir, badem olabilir ya da 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı olabilir zeytinin üzerinde. Buna da evet sıcak pide batırmak serbest. Çünkü iftarda biliyorsunuz pideyi yiyoruz. Pideyi ne kadar yemeniz gerektiğini pideyle ilgili videomda anlatmıştım. Tabii ki tekrar söylerim. Bir avuç içi kadar pide bir dilim ekmek yerine geçiyor. Şimdi burada iftariyelik tabağım var. Bunun yanına salata olarak yemekte zorlanıyorsanız sebzeleri, yani beni şişiriyor diyorsanız iftarda, domates salatalık olarak da, marul yaprağı olarak da, maydanoz, dereotu, nane olarak da ekleyebilirsiniz. Ama lütfen sofranızda yeşillik olsun, iftarda yeşillikleri unutmayın. Çorba, ılık bir çorba şahane olur. Çorbanın içine koyacağınız malzemeler besin değerini de arttırır. Mesela yumurtayla terbiye yapabilirsiniz. İçine yoğurt ya da süt ekleyebilirsiniz. Eğer o gün evde etli bir yemek yapmadıysanız ve kıymanız varsa dolapta, kıyma da ekleyebilirsiniz çorbanızın üzerine. Çünkü bence en güzel beslenme tipi, en güzel diyet tencere diyeti. Tencereniz hep huzurla, bollukla, bereketle kaynasın inşallah. Ama bir protein alma gücünüz varsa bu bir et olabilir, tavuk olabilir, balık olabilir. Ramazan'da biraz balık tüketimi unutuluyor, daha ağırlıklı et oluyor. Et yerken etin içindeki demirden faydalanmak için bol yeşilliğe yine ihtiyacımız var. Zeytinyağlı sebze de bağırsak hareketleri için, vitamin, mineraller için sofranızda olmalı. Şimdi bu sofraya baktığımda bu benim için örnek bir sofra şu anda benim ihtiyaçlarıma göre. Size fikir vermesi açısından hazırladım. Hepsini bir anda yemek çok gelebilir. Ben şöyle yapıyorum. Suyum, hurmam ve bir parça pide ile peynir, zeytin ya da cevizi tamamladıktan sonra şöyle bir 15-20 dakika dinleniyorum. Bir iki bardak su daha içiyorum. Sonra köfteyle beraber ya salatamı yiyorum ya çorbayla beraber sebzemi yiyorum. Yani öğünümü ikiye bölüyorum. Su tüketimiyle birlikte yine hızlı hidrasyonu sağlamak için kaybettiğimiz suyu yerine koymak için ayran da iyi bir seçim. Yaz Ramazan'ında ayranın içine maden suyu eklemek de yine kaybettiğiniz elektrolitleri terle birlikte geri koymanız için iyi bir çözüm olabilir. İftarımızı tamamladıktan sonra sahura kadar geçen süre içerisinde çay kahve de çok soruluyor. Şekersiz içtiğiniz sürece demir eksikliği aneminiz yoksa açık ve limonlu olarak iftar sofrasında da çay içebilirsiniz. Çünkü içmeyin dersem gerçekçi olmayacak çünkü ben de içiyorum ama en azından şekersiz olsun. İftardan sonra hangi tatlı yiyeceğiz? Hangi tatlılar Ramazan'a uygun? Onları da bir sonraki videomda anlatacağım. Afiyet olsun. Allah dualarınızı ve orucunuzu kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar.